Muhalefet cephesi çok hareketli yayını son diliminde bu konuyu konuşalım istiyorum. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'de milletvekillerinin katıldığı yeni yasama dönemi kampında yaptığı konuşmada benimle birlikte misiniz diye sordu. Bu ülkeyi seven insanların gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor buna inanın. Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor bazılarınızın da isteyerek ve de istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? İşte bu sözlerden 3 dakika sonra İmamoğlu ve Yavaş, önce Ekrem İmamoğlu yanlış bilmiyorsam, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek her koşulda Sayın Genel Başkanımızın Yanındayız tweetleri attılar, açıklamaları yaptılar. Mansur Yavaş, Adil Yarınlar huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım diye yazdı. Ee, Sayın Akşener'den de enteresan bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nu ölünceye kadar şükran duyacağım, şükran kalacağım dedi. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim başlarına bir şey gelirse bendendir, bizdedir dedi Sayın Akşener. Şimdi bütün bu gelişmeler acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı yolunda daha da kararlı adımlarla ilerlediğine mi işaret? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu sadece aday belirleme iradesini kendi elinde mi tutmak istiyor? Bu konuyu konuşmak istiyoruz. Sevilay Yılman Habertürk yazarı 3 genel başkana bu konuyu sormuş. Onlar diyorlar ki Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Ültekin Uysal'la konuşmuş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama partisine yönelik bir açıklamadır demiş altılı masanın 3 lideri. Yani benimle misiniz derken altılı masaya e, bir mesaj gibi okumamış bu liderler. Biraz bunların etkisi devam ederken şimdi yeni gelişme şu. Bunları üç gündür dinliyorsunuz eğer televizyon programlarını takip ettiyseniz ama sıcak olan bir kısmı var o da şu. Sayın Kılıçdaroğlu yarından itibaren liderler turuna çıkıyor. Ali Babacan'la başlayacak. En son Sayın Akşener'e gidecek. 2 Ekim'de de 6 lider yeniden toplanacak. Peki bunun önemi ne? Daha önce de her işte hangi partide toplanacaklarsa Toplanılacak ev sahibi diğer liderlere bir önden ziyaret ediyordu. Böyle bir gelenek oluşturmuşlardı. Fakat bu seferin şöyle bir önemi var. Sayın Akşener'e en son bundan bir, bir ay kadar önce son toplantıdan sonra aday meselesi sorulduğunda bana bunu 2 Ekim'de sorun demişti. Acaba aday meselesi artık 2 Ekim'deki toplantıda önlerine gelir mi, gelmez mi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri ne anlama geliyor? Bütün bunları konuşalım. Deniz Zeyrek'le başlayalım. Ankara'da neler konuşuluyor, Deniz? E, şunu söylemek lazım. Bir kere e, yani liderlerin basın aracılığıyla yaptığı sohbetten ben şunu çıkarıyorum. E, bunu işte önümüz bu yarından itibaren liderler birbirlerine yüz yüze söyleme e, fırsatı bulacaklar diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor ve diğer beş liderden e, bu yönde destek bekliyor. Yani bu bu kadar açık ve net. O işte kendi partisine mesaj verdi, oraya mesaj verdi vesaire. Aday olamasa da adayı belirlemede önemli bir rol oynamak istiyor. Yani bu e, şeyi ben iki türlü değerlendiriyorum. İzmir'de yaptığı konuşmayı. Ben aday olacağım. Her zaman yanımda olmanızı bekliyorum diyor partiye ama o vekaleti alırken aynı zamanda karar benim olacak başka bir isim koyarsam altılı masaya onu da destekleyeceksiniz yani bir çeşit hani aday ben meselesinden öte kararı ben vereceğim yanımda mısınız gibi bir şey olarak okudum karşı tarafta da. Ben zaten Gültekin Uysal, Karamolluoğlu, Davutoğlu onların çok ciddi itirazlarını duymadım. Yani onların Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda görece bir destekleri söz konusu. İki önemli şey var. Biri İyi Parti'nin tavrı, biri Babacan'ın tavrı. Ben Meral Akşener'in de Babacan'ın da Teoride Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda e, olumsuz yaklaşmadığını gözlemliyorum. Fakat ikisinin de şöyle bir kaygısı var. Acaba seçilebilir mi? E, Tayyip Erdoğan'la gireceği işte e, tırnak içinde söylüyorum yanlışsa siz düzeltin onuncu yarışı kazanabilir mi? Daha önce dokuzunu kaybetmişti gibi. E, bu kaygıyı gideremedikleri için. Yani kafalarında Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir mi sorusuna tereddütsüz bir şekilde evet diyemedikleri için o ihtiyaç payını hiç bırakmıyorlar. Ee, CHP'de ciddi bir hazırlık var bu 2 Ekim toplantısı için ee, ve 2 Ekim'in gündemini belirlemeye çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta boyunca yapacağı görüşmelerde birincisi daha önce başlayan çalışmalar var, ekonomi masasının çalışması var seçim güvenliği masasının çalışması var. Liste ortak yani 41 ilde herkes kendi ismiyle girecek ama 40 şehirde ortak listeler olabilir. Milletvekili listeleri olabilir. Çünkü CHP'nin önünde şöyle simülasyonlar var. Yani İyi Parti, CHP, Millet İttifakı kanadının %45'ten fazla oy aldığını gösteren anketlerin simülasyonunda Milletvekili sayısı 250'de kalıyor. Hmm. Hacı Millet İttifakı 250'de kalırken e, Cumhur İttifakı öyle <laughs> sizlerin falan üstüne çıkabiliyor mu? Hayır. Onlar da 260'larda, 270'lerde dolaşıyor daha düşük oyla. Yani yüzde %37, 38, 39. Ama geri kalan nereye gidiyor? İşte HDP'ye gidiyor. E, bu şimdi bunların hepsini e, hesap ediyorlar ve bazı şehirlerde bazı ortak listelerin ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Ve son olarak da e, aday belirleme yöntemi belirlenecek. Yani biz 2 Ekim'de aday şudur diye bir açıklama duymayacağız. Ama adayı işte altı lider şu yöntemle belirleyecekler. Şunları, şunları, şunları yapacaklar. Şöyle bir takvim izleyecekler gibi ete kemiğe bürünmüş bir e, açıklama duyabiliriz oradan. Ama sadece gündemde aday belirleme meselesi yok. Seçim güvenliği meselesi var. Ortak liste meselesi var. Çünkü artık seçim yasası değişti. ittifakın artı oyları işe yaramıyor. Ve eğer Millet İttifakı'nda 6 parti ayrı ayrı listelerde girerse, küçük şehirlerde özellikle çok ciddi bir milletvekili kaybı söz konusu olabilir. Ve bunun da farkındalar hepsi. Onun için oturacaklar, il il çalışacaklar, anket yaptıracaklar, anketlerin sonuçlarına göre e, sevilen isimleri belirleyecekler, o isimlerin hangi partinin listesinden gireceğini e, tespit edecekler vesaire. Yani önlerinde daha çok iş var gibi görünüyor. Ben e, Kemal Kılıçdaroğlu da kazanabileceğini kanıtlarsa eğer e, kamuoyu yoklamalarıyla vesaire, e, Meral Akşener'in de Babacan'ın da itiraz edeceği kanaatinde değilim ama bunu kanıtlayabilecek mi kanıtlayamayacak mı onu 2 Ekim'den sonraki süreçte göreceğiz çünkü 2 Ekim'den itibaren ciddi <laughs> anlamda ben Millet İttifakının e, adaylar için milletin nabzını yoklamaya başlayacağını düşünüyorum. Peki Deniz çok teşekkürler Sayın.